Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur. Bugün sizlere bir günlük vlogla... Bugün sizlerle bir günlük vlogla birlikteyiz. Ne yapacağız? Şu an ben hazırlanacağım. Dün saçlarıma keratin yaptım. O yüzden böyle birazcık düzlükleri bozuldu. Onları yapacağız. Sonra ben birazcık makyaj yapacağım. Sonra Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Aslında Mısır Çarşısı'na geçen hafta da gittim. Ama dedim ki hem o görün insanlar nasıl, hani onları falan göstereyim dedim. Yeni normalden sonra falan. Dedim ki böyle bir günlük vlog olsun. Biraz oraları gezeceğiz, size göstereyim. Bu salak saçlardan da, bu sarı saçlardan da zaten artık kurtulacağım. Ne ya? Hemen dibim geliyor çünkü hala o şeyleri yapıyorum. Saç uzatma videomda anlattıklarımı yapıyorum. Saçım uzuyor. 210 yapalım. Bir nemlendirici süreyim. Şurada nemlendirici. Saatlerimiz 3 falan. Çok da oraya gidip vakit geçirmek istemiyorum. Çünkü geçen gittiğimizde inanılmaz kalabalıktı. Sivilce çıkmış ya. Ben ergenlikte bu kadar sivilceyle uğraşmadım ya. Şey dermiş, siz nasılsınız? Sizin yeni normalleşmeniz nasıl geçiyor? Falan. Ben İzmir'e gittim. Şehirler arası yol açıldığı andan itibaren biliyorsunuz zaten. İzmir'e gittim. Şimdi İzmir'den geri geldim. Hafta sonu sınav vardı ya, o yüzden İzmir'den gelmiştim. Sonra birazcık işlerim var, tekrar gideceğim. Ama birazcık işlerim var, o yüzden buradayım. Dedim ki hazır İstanbul'u böyle geziyorken, vapuruydu, Kadıköy'üydü, Eminönü'ydü falan. Dedim bunları siz de görün. Saçımı da keratin yaparken yine çekmedim. Çünkü yaptıklarımın aynısını yaptım. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa sormak istediğiniz. Bugün ikinci günü. 3 gün tutuyorum. Bir önceki videodan farklı olarak tek şey o. 3 gün tutuyorum bu sefer artık. Çünkü onda bir gün tutmuştum. Ertesi gün yıkamıştım. Bir de böyle şöyle düzleştirmek gerekiyor. Şöyle presliyoruz. Ben çok uçlarının böyle düz olması şeyinde değilim. Uçları kalabilir. Böyle hatta o görüntüyü daha çok seviyorum. Benim derdim şu diplerle. Hoşuma gitmedi. Bugün video çekeceğim ya, o da oradan çıkar. Neyse, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Çok az nemlendiricimi sürdüm zaten. Kapatıcıya. Hava zaten çok sıcak ve bu bir makyaj değil. Evet. Sonra biraz bronzer. Işık çok patladığı için görmüyorsunuz ama az da olsa bir bronzer sürdüm. Yani şuradan belli. Sonra benim bebişim. Bunu da sürmeyebilirdim. Maske çünkü kapatıyor ya. Maske kapattığı için sadece gözlerime makyaj yapıyorum ama bugün size açtım diye makyaj yapasım geldi. Böyle yapalım da. Pişmanlıktır. Ay nasıl hiç belli olmuyor ya. Neyse değiştirmeyeceğim. En son gösteririm. Bir tane siyah kalem alıyoruz. Şöyle kirpik diplerine sürüyoruz.
içten. Sonra da şu kök en uç kısmı. Şöyle gelişi güzel sürüyoruz. Ve bir fırça, şöyle bir şeyle, fırçayla dışa doğru şöyle biraz çektiriyoruz bunu. Kirpikleri kıvırdık. Hemen zamanı. Allah, konuşamadım yalan. Ve küpelerimizi de takıyoruz ve bitti. Dudağımıza da vazelini sürdük ve bitti. Şimdi Eminönü'ne gitmek için vapura bindik. Azıcık çıkarsam ne olur? Nefes alamıyorum. Çok kalabalık. Yani burası değil de. Ama kalabalık genel olarak. Öyle. Oralarda indiğimizi de artık çekerim. Arkadaşlar sizi unuttum. Şöyle ki Eminönü tarafı inanılmaz kalabalıktı. O yüzden unuttum. Olsun, size şeyi göstereyim. Ama çok rüzgar var ki o yüzden de çekmek istemiyorum. İnanılmaz rüzgar var. Burası da Kadıköy. İşte şimdi arabaya bineyim. Anlatacağım size neden çekmediğimi. İnsanlar çok hayvan. Kükreyen mi dersin? Böyle kusan mı dersin üstüne? Hiç saygı yok. Hiç sosyal mesafe zaten sıfır. Biraz uzak ya. 1,5 metre diyor Sağlık Bakanı. Bu adamı neden kimse takmıyor? Neden kimse ciddiye almıyor? Evet, şimdi sizinle konuşayım. Çünkü birincisi çok rüzgar vardı. İkincisi de çok kalabalıktı. O sırada, yani daha doğrusu böyle video çekeyim, işte bir şeyler göstereyim falan yapamadım. Eminönü'ne falan gittik ama oralarda hiç konuşmadan çekebilirdim. O da aklıma gelmedi. Çok sıcak olduğu için. Çok çok sıcaktı. O yüzden unuttum. Böyle bir vlog oldu. Öyle. Neden Eminönü'ne gittiğimi sonra anlatacağım. İlerleyen zamanlarda. Onda biraz daha şey var. Zaman var. Öyle. Bakalım sonra ne yapacağız. Eve geldim. Pizza yapıyorum. Ama buraları çok anlatmayacağım sanırım. Çünkü ben de tariften bakarak yapıyorum. Nefis yemek tarifleri. Zaten pizza fail olursa video yüklemem. Ondan sonra eğer hamur olursa geliyorum ve yapıyoruz.
Ben geldim. Hamur şişiyor ve sanırım olacak. Şöyle bir şey yapıyoruz. Biber, sucuk, sosis, kaşar, mantar, domates. Ben şöyle karışık bir pizza yapıyorum. O yüzden şimdi şeylerini ayarlıyorum. Zuzu. 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 Aferin Utkuş. Çekmemişim. Yaptım. Dedim ki o hamurdan kalan vardı ya iki parça. Dedim ki böyle bunlar da minnoş minnoş olsunlar. Diğerleri duruyor. Pizzamız çıktı. Böyle. Ama bir 5 dakika daha tekrar koyacağım fırına. Hello, bu da benim bebeğim. Çil, daha az et çil. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Pizza hakkında sorusu olan olursa seve seve cevaplarım. Çünkü ben yaptım diye demiyorum. Efsane. Domino's. İşine bak kardeşim. Bence çok iyi oldu. Deneyin. Bu da diğer pizza. Of, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bugün bunu yapmayı hiç düşünmüyorduk. Çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size İstanbul'u gezdiremedim ama mükemmel bir şey öğrettiğimi düşünüyorum pizza hakkında. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.